Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Evet, konunun daha iyi anlaşılması açısından ve de bu eski bilinen, hala demode, klişeleşmiş ve büyük bir yatırımcının üzerinde hakimiyeti olan fiyat kazanç oranı ve piyasa defter değeri oranıyla hisse senedinin ucuz ya da pahalı olduğu doğrultusunda son derece yanlış ve hatalı olduğunu ısrarla söylemiştim ve bunu somut örneklerle zenginleştirerek size transfer etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve bir yaşanmış anekdotla birlikte size bunu paylaşıyorum. Şimdi yine model şirketimiz Ege Gübre. Çünkü bir önceki dönemde de yine Ege Gübre'ydi. Şimdi geriye sarıyoruz. Bakın nasıl söylediklerim doğru olduğunu somut olarak göreceğiz. Şirketi uzun uzun değerlendirmeyeceğiz. Hemen hissenin olması gereken değer kısmına bakacağız arkadaşlar. Ama bakmadan önce tarihlerde bir mutabakat sağlayalım. Bakın, bir önceki dönem 2019, cari dönem 2020 ve birinci çeyrek. Yani 2020'nin birinci çeyreği ile 2019'un birinci çeyreği arasında iki dönemi değerlendiriyoruz. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 2019'un birinci çeyreğinde hisse senedi 25 liradan fiyatlanıyormuş. Oysa olması gereken fiyatı 24 lira 29 kuruşmuş. Ve fiyat kazanç oranına dikkat ederseniz bir önceki dönem 30,6 arkadaşlar. Cari döneme geçiyoruz. Hissenin olması gereken bu finansallarla birlikteki değeri 87 lira. Oysa hisse 39 lira 90 kuruştan, 40 lira diyelim. Yani 40 liradan işlem görüyor, fiyatlanıyor. Arkadaşlar kontrol edelim. Bakın Ege Gübre'nin tarihsel grafiği. Şimdi birinci çeyrekler Mart sonu itibariyle kamu aydınlatma plan, yani bitiyor, bilançolar düzenleniyor ve Nisan'ın 15'inde 20'sinde de kamu aydınlatma platformuna aktarılıyor. Şimdi bakalım 10 Nisan'da hisse 41 lira 42 liradan işlem görüyor. Yani bilançoların kapağa ulaştığı tarihlerde. Şimdi size bir önceki videomda anlattığım tarih aralığı da burası arkadaşlar. Benim şurada yaşadığım o SPK'nın bir alt pazara aktardığı tarihler. Bakın, hissenin fiyatlanması 39.90'mış. Benim bilançoyu elime geçirip de, yani demek ki o hangi tarihte yaptıysa hisse 39 lira 90 kuruştan fiyatlanıyormuş. Ve bir yıl öncekine bakıyoruz, 2019'un Nisan'ına, yine aynı tarihlere bakıyoruz. Bakın 23.80 24'lerde. Hemen düzeltelim orayı, 24.80 diyelim. 24.80. Zaten programda bize 24 lira 29 kuruş olması gerektiği fiyatını belirlemiş. Hisse zaten o tarihlerde, yani 2019'un birinci çeyreklerinde olması gereken fiyatlarında işlem görüyormuş ve fiyat kazanç oranı 30 arkadaşlar.
Şimdi bu hani aracı kurumların bir değerlendirme temel analiz modelleri var. Kesin o dönemde fiyat kazanç oranından kırmızı kart görmüştür bu işletme. 30 olduğu için yani 2019'da. Peki 2020'nin birinci çeyreğinde bakın 13,5-14 fiyat kazanç oranı. Orada da burada kırmızı kart gördü 13'ün üzerinde olduğu için. Piyasa defter değeri 1,58. Şimdi geleceğim arkadaşlar yani piyasa defter değerinden de ucuz mu pahalı mı olduğunun değerlendirilmesinin yanlışlığını onu da anlatacağım ortaya koyacağım. Şimdi ben ne demiştim arkadaşlar? Küçük yatırımcılar için, borsa yatırımcıları için, özellikle borsayı bilmeyen yatırımcılar için ki benim bu değişmez, asla taviz vermeyeceğim prensibimdir. Hisse olması gereken değerinin en az %40, %50 altında olacak. Ben borsadan para kazanacağım diyorsanız hissenin olması gereken değerinin en az %40, %50 altında işlem gördüğü ben zamanı bekleyeceğim. Uzun vadeli yatırımcıyım ama sürekli hisse senedi taşıyacağım. Elimde hisse senedi bekleteceğim diye böyle bir kaide de kuralda yok ve son derece yanlış. Şimdi ben hissenin olması gereken fiyatını biliyorum. Ama fiyat kazanç oranıyla değerlendirmeye kalktığımızda diyor ki pahalı hisse diyor. Fiyat kazanç oranı bize pahalı diyor. Şimdi geçiyoruz. İsterseniz neydi? Nakit akışı dedik önemli. Bakalım birinci çeyrekteki nakit akışına işletmenin. Bakın arkadaşlar. İşletme faaliyetinden net nakit girişi %27 artış göstermiş. Ama asıl önemli olan operasyonel faaliyetten nakit girişi %104 artış göstermiş. Bakın %100'ün üzerinde. Şimdi bir başka veri vergi öncesi yani dönem kârı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem kârı oranı %93. Nakit akışına göre düzeltilmiş kar net işletme sermayesine artış oranı da %738 artış göstermiş. Ben o dönemden beri hep yatırımcılara bunların ne mana ifade ettiğini, bize neleri işaret ettiğini hep söylemişimdir. Şimdi bakalım arkadaşlar neymiş? Dönem kârı nakit esasına göre kâr oranının yüksekliği dönem kârının nakit girişi sağlamayan muhasebe kayıtlarından veya yeterince amortisman ve karşılık ayrılmamasından kaynaklanır. Oranın %100'den küçük olması beklenir. Çünkü işletmeler nakit kaynak oluşturmamalarına karşın amortisman karşılık ayırmayarak ya da yüksek gelir tahakkuk ve reskontları ile dönem kârlarını yüksek gösterebilirler. Arkadaşlar %93. Yani %100'den küçük olması gereken %100'den küçük olması gerekiyor. %100'den büyük olursa orada biz şüphelenmemiz lazım. Şüpheyle bakmamız lazım. Şartlarımıza uyuyor mu? Birebir uyuyor. İşletme nakit esasına dönüştürülen kar ile net işletme sermayesi artışının en azından bir bölümünü fonlamalıdır. Oranın %100'e yaklaşması olumlu bir göstergedir. Bakın
Yani bunun en azından %100'e ulaşması gerek. Bu %37-38 artış kaydetmiş. Yani tam tersi ikisi arasında. Bakın ikisinin de buraya açıklamasını koydum. Şimdi bizim kıstasımıza yani bilanço analizi ya da şöyle söyleyeyim mali tablolar analizinde ortaya koymuş olduğumuz değerlendirmeye tabi mi? Birebir tabi. Şimdi geçiyoruz ikinci çeyreğe. Bakın şirket nasıl adım adım ilerliyor, ben gideceğim diyor. Fiyat olması gereken fiyat bize bunu gösteriyor. Ama fiyat kazanç oranlarına bize diyor ki dur zaten o dönemde Ege gübreyi konuşan yok arkadaşlar. Kimse ağzına almıyor Ege gübreyi. Şimdi size yorumda Ege gübrede bir arkadaşımız var. Satılacağı zaman işte niye piyasada o dönemde dillenmeye başladı Ege gübre? Artık yani ederini buldu hisse, olması gereken fiyatını buldu. Şimdi onu pazarlayacaklar. Piyasada konuşulmaya başlandı. Arkadaşımız etkilendi. Diyor ki ben zararımı kapatayım. Bir daha diyor tövbe diyor. Ama arkadaşım burada kimsenin günahı yok. Bak, o arkadaşım beni mazur görsün. Ama bu yani arkadaşlar bizim hatamız başkalarının suçu değildir. Evet direkt hissenin olması gereken değerine geçiyorum. Bakın hissenin olması gereken fiyatı 2019'un birinci çeyreğinde 74.62, cari dönemin yani 2020'nin ikinci çeyreğindeki olması gereken fiyatı 150 lira. Şimdi bakalım hemen koyalım fiyatlarını yerine. Yani Haziran'da geliyor, Temmuz'da açıklandı bilançolar. Haziran, evet 15 Temmuz'a bakıyoruz arkadaşlar. Hisse bakın 90 liralarda işlem görüyor. Hemen yazalım. 90 lira hisse çıkmış. Biz daha önceki fiyatımız neydi? 90 lira civarındaydı. Bakın oraya geldi. Olması gereken fiyatına adım adım geliyor. 2019'un Temmuz'unda neymiş hissenin fiyatı? Onu da girelim. 2019'un Temmuz'u. Kasım, Ağustos, Temmuz. 1 Temmuz'da bakalım. 26 lira, 27 lira hissenin fiyatlandırması. Bakın. 27 liradan fiyatlanıyor. 2019'un Temmuz'unda olması gereken fiyatı ne? 74,5 lira. Fiyat kazanç oranı ne oldu arkadaşlar? 17.68. 2019'un ikinci çeyreğinde de 10.67'ymiş. Piyasa defter değeri 1.22'den 3.29'a zıpladı. Fiyat kazanç oranı 17.68. Ne demiştim ben size? 15'in de dedim üzerindeydi. Bakın 17.5, 18. Ama dağıtılmamış karı 13 milyondan 51 milyona çıkmış. Bakalım. DuPont analizine bakalım. Öz kaynak karlılığı 10'dan 20.5'a çıkmış. Aktif karlılık %4'den %8'e çıkmış. Bakın olması gereken fiyatı 150 lira. Hisse 90 liradan işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı 17.68. Şimdi piyasadaki yorumcular, aracı kurum yorumcuları aynı şeyi Ford Otosan'da yaptılar arkadaşlar. Aynı şeyi.
Yani fiyat kazanç oranı ve defter değeriyle şirketin fiyatlarını değerlendirdiler. 160 lirada 160 lirada 161 liralarda yatırımcıya Ford Otosan'ı ellerinden çıkartmalarına sebebiyet verdiler. Açın geçmişteki Ege Gübre Ford Otosan videolarını izleyin. Teknosa'ya şimdi size göstereceğim. Teknosa, Yükselen Çelik, Sasa videolarını izleyin. Sizlere piyasa defter değeri, fiyat kazanç oranı ile hisse aldırdılar, hisseleri sattırdılar. 17.68'di o aracı kurumların size gönderdikleri raporlarda kırmızı yemiştir burası, kırmızı. Demiştir ki 90 lira fiyat kazanç oranı çok yüksek. Burası kırmızıdır ve konuşulmuyor. Bakın hisse ne kadar zamanda çıktı 90 liraya geldi? 3 ayda. 3 aylık zaman diliminde. Şimdi devam edeceğiz daha arkadaşlar. Peki ne dedik? Önemli olan nakit akışı. Hemen bakıyoruz. İşletme faaliyetinden net nakit girişi %50 arttı. Bakın daha önce %20 idi. Esas operasyonellerden nakit girişi %102. Bakın gene %100'ün üzerinde arkadaşlar. Gelelim. Vergi öncesi dönem karı %100'ün altında mı? Altında. %100'ün üzerinde mi? Üzerinde. Bizim mali tablo analizindeki kriterlerimize, şirket değerlerimize birebir oturuyor mu? Oturuyor. Şimdi arkadaşlar hala bana fiyat kazanç oranıyla, piyasa defter değeriyle hissenin olması gereken değerini belirlenmesinin doğru olduğunu iddia edebilecek olan bir arkadaş var mı? Ortada bakın gidiyor. Şirket gidiyor. Gelelim üçüncü çeyreğe arkadaşlar. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Ne zaman açıklanıyor? Ekim'de açıklanıyor bilançolar. Eylül'de kapanıyor. Ekim'de kamu aydınlatma platformu KAP'ta paylaşılıyor. Bakın buradan da tarihi grafiksel verilerden de takip ediyoruz. Evet, geçiyoruz hissenin değerine arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar, hissenin olması gereken fiyatı 2019'un 3. çeyreğinde olması gereken fiyatı 123 lira. 2021'in 3. çeyreğinde olması gereken fiyatı 236,5 lira. Fiyat kazanç oranı 11.22 arkadaşlar. 11.22 fiyat kazanç oranı. Size derler ki manyak mısın? Yani 11.12 ile fiyat kazanç oranı ile hisse alınır mı derler. Ne oldu? Fiyat kazanç oranı bir önceki dönem, yani İkinci çeyrekte 6 aylık bilançosunda 17'deydi. Bakın fiyat kazanç oranı düşmeye başladı. Ama hissenin fiyatı artıyor. Bakın nasıl şimdi tersine döndü işler. Piyasa defter değeri 3.18. Ne diyorlar size? 1 olması lazım değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın ne oldu? 30 milyondan dağıtılmamış kar 60 milyona çıktı. Temettü ödeme oranı %25'e geldi. Arkadaşlar, hissenin olması gereken fiyatı 236 lira. Bakalım nakit akışına. Tabii önce şu verilere de bakalım. Bakın. Öz kaynak karlılığı işletmenin %16,5'tan %32'ye çıktı.
aktif karlılığı %7'den %13,5'a çıktı. Yani arkadaşlar, hisse boşuna gitmiyor. Yani birisi aldı da ben bunu, ya kardeşim bir maliyet yapayım da ben bunu götüreyim, ya aklıma gece rüyamda öyle geldi diye gitmiyor. Bunu piyasa yapıcıları görerek alıyor. Ezbere almıyorlar. Bu işin profesyonelleri alıyor arkadaşlar. Ha, aracı kurumlar profesyonel değiller arkadaşlar, değiller. Size bir gün yaşadığım aracı kurum hikayesini anlatacağım. Birebir yaşanmış. Eray Bey biliyor, Yunus Hocam biliyor, Cengiz Hocam biliyor. Onlarla paylaştım, biliyorlar yani. Ne teklif ettiler, neyle karşılaştılar? Evet, ne dedik? Nakit akışı. Bakalım, işletme faaliyetinden nakit girişi %161,5 artmaya başladı. Bakın arkadaşlar, sürekli artıyor, yukarıya gidiyor. Esas, yani operasyonel faaliyetlerden nakit girişi %195'e çıktı. Fiyat kazanç oranı mı, nakit akışı mı? Evet, hala %100'ün altında ve hala %100'ün üzerinde arkadaşlar. Şöyle dikkatinizi çekeyim. Sonra geldik. Ya daha gitmeye gerek yok yani arkadaşlar, dördüncü çeyreği. Ben bunu arşivden çıkarttım. Tamamlayıcı video olarak, somut olarak önünüze koymak için. Yani arkadaşlar, fiyat kazanç oranıyla, piyasa defter değeriyle hisse senedinin fiyatlamasını yapmak son derece yanlıştır. Şimdi başka bir örnek. Bu Furkan var ya, bizim Furkan. Tam bir bela oldu. Evet. Bakın nereden bulduysa bulmuş. Bugün bana atmış. Abi keşke bu kişilere ulaşabilsek de senin analizlerini izleseler Teknosa'da. Şimdi telefon mesajları artık kiminse, bunu Furkan bulmuş, göndermiş Teknosa iç ve dış ticari. Arkadaşı diyor ki, satma Güneş, buradan satılmaz artık. Param varsa ekle, ilave diyor. O da cevap veriyor. Maliyetim 19.95. Ekran görüntüsünü de paylaşabilirim. Allah bin belanızı versin. O kadar büyük bir zararım, satamadım da. Kaç sene beklerim? Malum. Zehir zıkkım olsun, sizlere de yaramasın inşallah. Bakın. Şimdi arkadaşlar, ama bilerek ama bilmeyerek ben Teknosa'yı burada işte aracı kurum uzman diye geçinenler, 30 yıllık ben bu işin uzmanıyım, aracı kurumlarda çalıştım diye geçinenler, size bunları fiyat kazanç oranıyla, değerlemesiyle alın dediler. Aldım. Bakın. Tarihe bakın. 7 Haziran 2021. 4 Haziran 2021 arkadaşlar. Bunlar telefon görüşmeli. Şimdi Teknosa'nın o dönemdeki fiyat kazanç oranı düşüktü muhtemelen. Ben hatırlamıyorum ama şunu söyledim. Açın, videolarda var. Bu şirket iyi yönetilmiyor dedim. Bunu neye göre söyledim arkadaşlar? Bir şirketin iyi yönetilip yönetilmediğini, yani yönetimin karnesi öz kaynak verimliliğidir dedim. Öz kaynak verimliliğidir dedi. Bakalım ikinci çeyreğe bu şirkette öz kaynak verimliliğine. Teknosa'nın öz kaynak verimliliği hep eksiydi arkadaşlar. Ve ben dedim ki bu şirketin sorunu yönetimden kaynaklanıyor. Bu şirkette bir yönetim zafiyeti var. Bu işletme, bu şirketin yöneticileri bu şirketin öz kaynaklarını maksimum düzeyde kullanamıyorlar dedim. Bunu ben söyledikten sonra kapa haber düştü. Borsa bültenlerine haber düştü.
Beni duyduklarından değil, şirketleri, Sabancı Holding'in şirketini profesyoneller yönetiyor. Adam gördü. Dedi ki ya siz bu şirketi iyi yönetemiyorsunuz dedi. Beni burada duyarak benim burada söyledim diye CEO'yu değiştirmedi. Kendileri görüyor. Yani onların uzmanlarının yanında benim esamem okulmaz. Yani buradan kendime pay çıkartmıyorum değerli arkadaşlar. Adamlar görüyorlar ama fotoğrafı. Ama o fotoğrafı ben de gördüm. Dediler ki teşekkür ederiz bugüne kadar verdiğin hizmetlere. Hemen ne yaptı? CEO'sunu değiştirdi. Arkadaşlar açın haberlere bakın. Videolarımı izleyin arkadaşlar. Teknosa videosunu izleyin. Ama ne oldu? Bu arkadaşlar o arkadaşlara uzman zannettiler, biliyor zannettiler. Aracı kurumda iş yapıyor, görev yapıyor diye onların söylemleriyle şirket aldılar. Hisse senedi aldılar. Bakın şimdi evlerden dışarı bela okuyorlar. Niçin? Klişeleşmiş, demode olmuş, hatalı, yanlış bilgiler doğrultusunda ilerliyorlar. Ve bu hala daha devam ediyor arkadaşlar. Hala daha ısrarla devam ediyor. Ben sizi burada bu alışkanlıklardan, bu klişeden, bu demode olmuş yöntemden bir an evvel vazgeçin. Fiyat kazanç oranıyla, defter değeriyle, hisse senedi fiyatı değerlendirenlere itibar etmeyin. İşte Ege Gübre olayı yaşıyoruz. İşte fiyat kazanç oranıyla, defter değeriyle hisse senedi aldın alanlara. Arkadaşlar Ford Otosan'da da aynısını yaptı. 10 gün önce 160 liradan 161 liradan Ford'ları sattırdılar, yalvardım. Dedim ki bu hissenin olması gereken fiyatı 247 lira yanlış hesaplıyorlar, vermeyin. Beni dinleyenler dua etti. Sonra ne oldu? Ford Otosan onlar 161 liradan sattırdıktan sonra 249 liraya gitti. Ben ne dedim? Açın bakın. Olması gereken fiyatı 247 lira dedim. Videolar orada sabit arkadaşlar. Hangi tarihte paylaşmışım? 247 lira olması gereken değerini belirlemişim. Hangi tarihte gitmiş 249 liraya Ford Otosan? Ve bakın izleyin, yani televizyon kanallarındaki açıklamalarında, bütün aracı kurumların, uzmanların açıklamaları kayıtlarında, arşivlerinde vardır. Sonra döndüler, ne oldu? Sonra ne oldu? 10 gün sonra tuttular Ford Otosan dediler arkadaşlar. 180 liraydı. 160 liradan sattırdılar 10 gün önce, 10 gün sonra da millete Ford Otosan alın dediler. Ona da gerekçe buldular, kulp taktılar. Efendim işte elektrikli arabaların batarya yatırımına gitmiş. Yalan arkadaşlar. Onu açıklayalı 160 liradan sattırmadan bir ay önceydi. Yine aynı televizyon kanalında Ford'un CEO'su çıktı anlattı. Çip krizinden bizim şu anlık mağduriyetimiz yok diye. Bu sefer 160 liradan sattırıp 180 liradan kağıtta 200 liraya, 249, 250 liraya gidince hemen yanlışlarına bir kulp takmak için efendim işte batarya yatırımına gitti demeye başladılar. Siz 160 liradan sattırırken de bir ay öncesinde o batarya yatırımına gittiğini açıklamıştı. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu düzeltelim. 90 lirada kaldık. Yani Eylül aylarındaki fiyatımızı alacağız. 2020'nin Eylül'ü, Ekim 1. Evet bakın gelmiş zaten desteğine, alt desteğine kaç? 121 liradan işlem görüyor. 121 lira. Bakın hedefine ise emin, ağır adımlarla gidiyor. 2019'un Eylül'üne bakalım. Evet şöyle alalım. Bakın o da şuradaki desteğindeki fiyatını alalım. 36.30.
36-30. Peki 2019'un Eylül'ünde olması gereken fiyatı neymiş? 74 lira. Şeyde neymiş? Fiyatlaması 35 lira. Bakın 13.95, 24 lira fiyat kazanç oranı. Fiyat kazanç oranı 24 ve şey yaptı tabii, demin girmedik fiyatını, o yüzden düşüyor gördük. Şimdi düzeldi. O yani fiyatlamaları girince bakın 14 24 arkadaşlar. Şimdi bu kağıt 270'lere gitti. 270'lere gitti. Hala bana 23 fiyat kazancın yüksek olduğunu söyleyebilir mi arkadaşlar? İşte burada bakın somut olarak, görsel olarak ortaya koyuyorum. Ne yaptık? Nakit akışına baktık. Nakit akışı bize hissenin gideceği yeri belirledi. Üçüncü çeyreğe getirelim. Evet, ikinci çeyrekte kalmışız. Evet. Ne oldu arkadaşlar? 236 lira. Fiyat kazanç oranı 8.45'ten 15'e. Şimdi 15 fiyat kazanç oranı şimdi oturdu. Evet. Yani veriler oturunca düzeldi. 15 fiyat kazanç oranıyla size bu hazırlamış oldukları şirket değerlendirme modelinde burayı hemen kırmızı yapacaklar arkadaşlar. Hemen diyecekler ki fiyat kazanç oranı 15. Pahalı diyecekler. Ama bu ise 270 liraya. Şimdi benim yorum yapan arkadaşım da 200 liradan aldı. Artık arkadaşlar yani işte 7 ay öncesi de buralara denk geliyor. Ya kağıt 20 liradan kalkmış gelmiş ama her şeyin bir olması gereken değeri var. Dün akşamki videoda ben Ege Gübre'nin özellikle olması gereken fiyatını kapattım. İyi ki kapatmışım, herhalde arkadaş felç falan olurdu. İyi ki gizlemişim, yani ben bilmeden gizledim. Çünkü fiyat değildi anlatmak istediğim, fiyat kazanç oranıydı ve de burada hissenin nereye gittiğini de somut olarak gördük, yani afaki anlatmıyoruz. Evet arkadaşlar, umarım fiyat kazanç oranının önemini ya da önemsizliğini yatırımcı açısından size aktarabilmişimdir. Bir başka yine eğitim videosunda birlikte olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Videomuz uzun oldu. Yine piyasa hakkında konuşmayacağım. Belki ileride daha sonra konuşurum. Yani yarın filan belki bir düşüncelerimi, görüşlerimi iletirim. Evet arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bunları niçin anlatıyorum? Önümüz bilanço dönemi arkadaşlar. Artık 2021'in ikinci çeyrek bilançoları gelecek. Bu klişeleşmiş, yanlış hatalı değerlendirmeleri terk edin arkadaşlar. Piyasa defter değerine gidip kitlenmeyin. Fiyat kazanç oranının değerlerine gidip kitlenmeyin. Hissenin nakit akışı, şirketin nakit akışı ve olması gereken değeri, olması gereken değeri de belirleyen fiyat kazanç oranı piyasa defter değeri değildir. Görüşmek üzere.